Herkese merhaba. Nuts & Bolts TV'ye hoş geldiniz. Ben Mürsel Kuğuoğlu. Bugün sponsorumuz İzmir Voley Otel'deyiz. Altay'ın golcüsü, yakın zamanda da dünya futbol tarihine geçecek fair play örneği davranış sergileyen sevgili Erhan Çelenk ile keyifli bir röportajımız olacak. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi ve videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Erhan hoş geldin. Hoş bulduk. Kolay gelsin diliyorum size. Sağ olun, teşekkür ederim. Bizleri kırmayıp tekrardan nazik davetimize icabet ettiğin için teşekkür ediyoruz. Rica ederim, ne demek. Erhan, futbola Trabzon'da Akçabat'ta başladın. Profesyonel futbol kariyerine de yine doğduğun şehrin takımı Akçabat Sebatspor'da başladın. Bize futbol öncesi Trabzon'da nasıl bir çocukluk geçirdin? Ve futbol öncesindeki hayatından biraz bahsedebilir misin? Öncelikle Bahadır kardeşim, 2-3 aylık bir uzun bir aradan sonra buluştuk burada. Ben de size İzmir'e hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederiz. Yeni başladınız, güzel işler yapıyorsunuz. İnşallah çok daha da güzel takipçilere ulaşırsınız. Teşekkür ederiz. Dediğim gibi Trabzon Akçabat Karacakaya köyünde doğdum, büyüdüm. Hı hı. Oradan ilkokulum işte 100. yıl ilköğretim okulu okulunda okudum. Hı hı. Futbola da orada okulun bahçesinde top oynarken öğretmenim öyle görmüştü, yanına çağırmıştı, okulun takımını almıştı. Öyle okulun takımında top oynarken sonradan babam bir gün eve yeşil forma, şort, çorap, krampon getirmişti. Ben dedi seni yarın futbola yazdıracağım demişti. Ben çok sevinmiştim. Akçabat Sebat'tan önce benim oynadığım bir takım var, amatör kulüp. Trabzon Söğütlü Spor. Söğütlü Spor. Evet. Şu anda da faaliyette, takipte ediyorum onları. Hı hı. Orada başladım. Oradaki 2-3 yıllık bir serüvenden sonra Akçabat Sebat'a transfer oldum. Futbol başlangıcıma böyle başladım diyebilirim. Ya, profesyonel olarak ilk Akçabat Sebat'ta, altyapıda da Söğütlü Spor'da başladım. Evet. Sebat'ta da altyapıda 2 sene, 3 sene futbol oynadıktan sonra, hı-hı, oradan A takıma, o zamanki birincilikteydi. Oraya profesyonel olmuştum ve oynamaya başlamıştım. Sendeki futbol yeteneğini ilk kim fark etti? Onu da dediğim gibi ilkokul öğretmenim vardı, hani geçenlerde paylaşmıştım, Cevdet Uzunalı diye. O benim ilk birinci sınıf, ikinci sınıf, hı-hı, üçüncü sınıf. O zaman tabii ki aynı sınıflarda okuyorduk. Birden beşe kadar bizim oradayken, okuldayken birden beşe kadar aynı sınıftaydık. Yani ben o zaman, hı-hı, birinci sınıftaydım, beşinci sınıftaki de aynı sınıftaydı. Hı-hı. Yani öyle bir düzenimiz vardı. Oradaki hocam Cevdet Uzunalı'ydı ama o zaman küçüktüm tabii, futbolla fazla... Yine oynuyorduk ama yani öyle keşfedilmemiştik. Sonradan ortaokula gelince oradaki beden öğretmenim bahçede kafa saydırırken, işte topla kafa saydırıyordum, camdan beni görmüş. Yanına çağırdı. Yarın dedi okul takımın maçı var dedi. Seni oraya götüreceğim dedi. Öyle götürdü. Yani öyle başlamış oldum. Sonra oradan okullar arası turnuvalarda turnuvalar oldu. Trabzonspor'dan izleme komitesinde vardı bir tane altyapı hocası. Hı hı. O geldi, oradan beni gördü. O ara Trabzonspor serüvenim oldu altyapıda. Bir, hı-hı, aylık bir serüven. Yani oraya gittikten sonra dediğim gibi sonra Söğütlü Spor'a babam beni kaydetti. Orada da altyapımı tamamladım 2-3 sene. Sonra Trabzonspor'a tekrar bir gidişim oldu. Söğütlü Spor vermedi. O zamanki şartlar işte para istedi. Ama Trabzonspor yelek, futbol topu işte onları verelim verin dedi. Bizim, hı-hı, o zamanki hocamız vermedi. Sonraki sene de Akçabat Sebat'a transfer oldum. 2-3 senelik serüvenin ardından da orada profesyonel imzaladım. 3-4 sene sanırım ikincilikte oynadık orada. Ondan, hı-hı, sonra da serüvenim öyle Kahramanmaraş falan devam etti. Yani. Erzurumspor öyle falan devam etti. Aynen. Eren, Trabzon bir futbol şehri. Futbolu adeta böyle yaşayan bir şehir. Trabzonspor'a bağlılıkları bütün şehrin çok büyük. Bunu biliyoruz, hepimiz görüyoruz. Ben de yakından izledim ve gördüm de yani. Peki sana sormak istediğim şu. Ailende senden başka futbol oynayan birisi var mı? Ailemde futbol oynayan birisi yok. Babam eskiden söylerdi işte ben buralarda oynadım, şuralarda oynadım derdi ama, hı-hı, yani tabii ki bilmiyorum oynadım oynamadım, inanıyordum. Halı sahalarda da bundan 15-20 sene önce diyeyim yani. Ben 10 yaşında 11 yaşlarındayken babam halı sahalarda oynuyordu. Fena değildi yeteneği, yani iyiydi. Demek ki oynamış, bir şeyler yapmış ama oynayan, devamlı oynayan olmadı. Küçük iki tane kardeşim var benim, erkek. Onları da benim oynadığım amatör kulübe getirmiştim. Biri bir hafta sonra bıraktı, öteki bir ay mı ne dayandı, ben oynamayacağım dedi, bıraktı. Yetenek fazla yoktu.
Öyle futbol oynayan bir amcamın oğlu vardı. O da bayağı ilerletti, amatör oynadı. Yani Hı-hı. yetenek vardı aslında, ailelerde yetenek vardı, akrabalarda. Ama kolay değil tabii ki. Sürdüremediler ya da bıraktılar. Genetik bir şey var demek ki ailede, Yani ama hepsinde bir yetenek var ama futbola biraz çalışma da gerektiriyor tabii demek ki, ki. yani tabii ki Bunu altyapıdan beri çalışmak çok gerekli. sen iyi başarmışsın ki bugünlere kadar geldin. Evet, Tekrardan tebrik yani ediyoruz seni. teşekkür ederim, sağ Evlisin, bir çocuğun var. Allah olun. nazarlardan saklasın. Doğa bebek çok da tatlı bu arada. Teşekkür ederim. Tebrik ederiz. Evliliğin futbol hayatında pozitif etkileri olduğunu duyuyoruz, biliyoruz. Evet. Peki evlilik senin futbol hayatında neler değiştirdi? Tabii ki evlenmeden önce ben nerede Maraş'ta evlenmeden önce Maraş'ta Erzurum'un da 3. liginde 2. liginde evli değildim. Hı. Sonraki sene işte evliliğim de çok enteresan oldu. Birinci ligdeyken Osman Hoca hoca olmuştu bize Erzurum'da. Hı. Benim de evlilik tarihimi 9. hafta milli takım arası vardı. Hı. Orayı almıştım ama Osman Hoca o ara kulüple anlaşmamıştı. Sonra Osman Hoca anlaşınca ben dedim işte 9. hafta benim evlilik yıldönümüm. O da hocayı tanıyanlar, arkadaşlar dediler ki düğün tarihini bence ertele sezon sonuna. Dedim neden dedim. Osman Hoca öyle şeylere işte hani takabilir, şey yapabilir. Ben de daha yeni birinci lige çıkmıştık o zaman. Çok heyecanlıyım oynama Hı. isteği falan. Biraz şey oldum. O yüzden sezon sonuna attım. Sonra lige başlamıştık. Ligde bayağı bir kötü başladık o zamanlar. Son sıralardaydık yani hep 3, son 3, son 4'teydik. Sonra sezon sonuna düğün tarihimi aldım. Hemen lig bitecek. Ben bir hafta sonra düğün tarihi aldım. Evet. Tabii o zamana kadar da kötü gittiğimiz için ben hiç düşünmedim. Hani playoff oynarız ya da şampiyonla playoff oynarız diye hiç düşünmedim. Sonra ardından Mehmet Altıparmak geldi. Bir çıkış yakalamıştık Mehmet Hoca ile. Sonra sezon sonuna doğru 7 hafta 8 hafta kala biz playoff şeyimiz Şansı oldu. Bayağı yakaladınız. bir şans yakaladık. Çünkü öyle bir yerdeydik ki 7-8 hafta önce. Hı. Ya küme düşme oynayacaksın ya playoff oynayacaksın. Biz o seriye çok iyi başlamıştık. Adana Spor maçıyla galiba. Adana Spor maçıyla bir çıkış yakaladık. Sonra 7 haftanın sonunda biz dedik ki Altınordu maçıyla finale geliriz buraya dedik. Yani playoff oynama finaline. Dediğimiz gibi de oldu, geldik. Herkes de bana diyorlardı evliliği ertele, tarihi ileri at, her hafta tarihi ileri at diyorlar. Çünkü maç kazanıyoruz. Ben diyorum cidden biz playoff oynayacağız galiba yani ileri mi atsak. Sonra Altınordu'yla da beraber kalınca biz playoff'a kaldık. Ben dedim ki düğün tarihi ya maç günü gelirse dedim. Benim düğün cumartesiydi. Ben 2 gün sonra bir şeyler açıklandı playoff'lar. Hı. Ben böyle gözüm böyle yarım bakarak böyle cumayı gördüm, Böyle korktum bak. ki cumartesi mi yazıyor dedim. Baktım Cuma günü maç, Ümraniye'nin ilk maçıydı Cuma günü. Benim de cumartesi düğünüm vardı. Geldiler işte Erzurum'da Cuma günü playoff'un ilk maçını oynadık. Ben o Hı akşamı gittim düğünü yaptım. Yarın sabah İstanbul'a ikinci maça geldik. hı. Orada maç oynadım. Bursa'ya finale gittik. Orada da şampiyon olunca hem evliliğim hem şampiyonluk hepsi bir arada. Yani benim için çok iyi oldu ve başlangıç da çok iyi oldu. Orada kupayla başladım. Sonra da hep kupayla devam ettik. Hı. Evlilik zaten tabii herkesin dediği gibi bir düzene giriyorsun. Hep Evet. ailenle berabersin. Hı. Yani hep daha fazla çalışma isteği çünkü Sorumluluklar. üzerinde büyük sorumluluk var. Çocuğun olduktan sonra daha bir sorumlu hale geliyorsun. Yani evlilik üzerimde dediğim gibi bayağı bir sorumluluk ve düzene girmemde belki evli Pozitif. olmasam hani düzenli hayatım olmayabilirdi. Yani Hı. bilemeyeceğin tabii ama genelde büyüklerimizin, tecrübeli abilerimizin de Hı. söylediği gibi yani erken yaşta evlenen düzene girdiği için futboluna da önemli yansıyor yani. Kariyerine baktığımızda birçok şampiyonluklar görüyoruz. Öncelikle bize Kahramanmaraşspor'da başlayan, 3. ligden 1. lige kadar devam eden bir başarılı süreç, sezon geçirdiniz. Kısaca bize bunlardan bahsedebilir misin? Tabii ki. Öncelikle bizim Akçaabat'ta bir abime de değinmek istiyorum. İlter Kasap, sportif direktördü bu. Hı. Ben Akçaabat Sebat'ta ikinci ligde oynarken Hı. artık son senemde küme düşmüştük orada. Ben daha gençtim o zaman. Hı. Küme düşünce İlter abi Maraşspor'a sportif direktörlük olarak gitti. Orada büyük bir hani proje takımı yapmak istediler. Sonradan bana teklif geldi ama Akçaabat Sebat'ta benim de son senemdi. Bir senem daha kalmıştı. O zaman da şartlar çok kötüydü Akçaabat Sebat'ta.
Oradan ayrılmam için o zamanın parası işte yani kaç sene oldu? 10 seneden fazla olabilir. 30 bin lira para istediler. O zaman da büyük para yani biz para kazanmamışız. Daha yeni çıkmışız altyapıdan. Oynamaya yeni başlamışız. Sonra İlter abinin sayesinde Akçamaraşspor'dan işte 30 bin lira parayı yatırttı şeye Akçabat Sebat'a. Ben oradan öyle ayrılarak Maraş serüvenim başladı. İlk defa evden uzak bir yerde başlamıştım. Tabii ki hedeflerim vardı ama bu zamanlara kadar böyle başarılar yakalayacağımı tabii ki bilemiyordum. Ama her zaman çalışmaya devam etmiştim. Üçüncü ligde playofflarda şampiyon olmuştuk. Çok apayrı bir duyguydu yani. Sonuçta ilk şampiyonluğumu yaşamıştım orada, penaltılarda. Sonra şampiyon yaşadıktan sonra ikinci ligde biz bu arada orada 12-13 tane Trabzonluyduk Maraş'ta. Dediğim İlter abi Trabzon'dan güvendiği, tanıdığı insanları Bütün aldı. Trabzon'u Maraş'a Evet. götürmüş. 13-14 kişiydik. Şampiyon olduk. İkinci ligde de aynı. O zaman da yanılmıyorsam 9-10 kişiydik yine Trabzonlu olarak. Yani Maraş'ın şeyini almıştık diyeyim sana yani. Orada da güzel başarı. Orada direkt bir de güçlü bir grubumuz vardı o zaman yani para harcayan takımlar vardı. Orada da direkt birinci olduk. Orada da şampiyon olduk. Sonrasında birinci lige çıktık. Kendi açımdan çok iyi başlamıştım. Yani 23, 22, 23 yaşındaydım. 7 haftalık periyotta kendi açımdan çok iyi başlamıştım o zamanlar. Tabii 7. hafta benim belki nasıl bir dönüş, aşağı mı dönüş, yukarı mı dönüş, benim ayağım kırılmıştı o zaman. Tabii bu fazla hani o zamanlar şey olmadığım için bilinmiyor. Benim talihsiz bir sakatlık geçirmiştim. Orada benim işte hani bayağı bir etkilemişti. Sezon sonuna kadar maç kaçırmıştık zaten oynayamamıştım. O sakatlığın ardından lig bitince tabii ki onu atlatmak için oynamam gerekiyordu. Tekrar İlter abi oradan ayrılıp Darıca serüvenim oldu benim. Bu fazla bilinmiyor belki. Darıca'da oynamak için çok güzel kulüptü zaten. Gittik. Orada sakatlığımızı atlattık. Şampiyonluğu oynadık. Playoff'ta elendik. Finalde elendik. Orada da bir şampiyonluğum gitti. Keşke orada çıksaydı. Çok güzel bir kulüptü. Orada da şampiyon olamadık. Ben de sakatlığımı atlattıktan sonra Erzurum serüvenim başladı. Tekrardan geçmiş olsun diyoruz bu Teşekkür arada. ederim. Kahramanmaraş'tan sonra Erzurumspor serüveni başladı. Bu sefer başarı çıtasını bir tık daha yukarı çıkarttınız ve Süper Lig'e kadar uzandı bu başarı serüveni. Biraz Erzurumspor serüveninden bahsedebilir misin? Tabii ki dediğim gibi sonradan Darıca'dan ayrıldıktan sonra bayağı bir teklifler geldi. Hani üçüncü lig takımlarından olsun, ikinci lig takımlarından olsun. Ama ben Erzurum'u her zaman takip ediyordum taraftarıyla. Amatör oynarken diyorlardı ki 10-15 bin taraftarı oynuyor. Ben de Maraş'ta taraftar vardı ama Erzurum'un taraftarını internette, sosyal medyada görüyorduk. Apayrı bir şeydi geliyordu yani orada oynasak nasıl olur? Yani Erzurum büyük şehir. Erzurum'dan teklif gelince beni şey tereddüt etmedim. Zaten hocam gitmişti oraya. Besim Durmuş. Maraş'ta birinci lige geldiğinde bizim hocamızdı. Kendisi gidince beni arayınca ben dedim tabii ki hocam ne demek dedim. Hemen gittik. İmzaladık. Zaten ilk maçta taraftar tribünleri doldurmuştu. Ya ben Bu dedim pozitif bir etki çok çok yaratıyor. etki yaratıyordu yani. İnanılmaz güzel oluyordu maçlar. Hani deplasman değil de içeride maç gelsin de oynayalım, taraftara karşı oynayalım. Çünkü hep galip Bir geliyorduk heyecan. zaten. Evet, çok heyecan oluyordu. Takımımız da iyiydi o zaman. Bayağı bir açık ara mı şampiyon olduk? Ne kadar şampiyon olduk tam bilmiyorum. Yani orada çok güzel bir sezon geçirdik. Başlangıç öyle oldu. Sonrasında ikinci lig. Bu arada üçüncü ligin işte final maçında zaten son maç Tire'ye yenince biz şampiyonluğu garantiledik orada son maçtan bir önce. Sonra ikinci lig serüveni oldu. Dediğimiz gibi yani oraya bayağı bir soğuk şehir ama içimiz bayağı bir ısındı oraya. Taraftarlara bir bütün olmuştuk çünkü yani Erzurum deyince akla ilk futbol geliyordu orada. Futbol değil. Hala da öyle. Sonrasında ikinci ligde flash transfer Mert Nobre şimdi yardımcı hocamız hocam geldi. Zaten şampiyonluğa aday bir takımdık. Daha da güçlendik öyle. Orada da çok güzel bir sezon geçirdik. Playoff'lara kaldık bu sefer orada. Ben bütün maçlarda bir şey anım var. Kemal Hoca ile, Kemal Kılıç Hoca ile. Son 4 ya da 5 hafta kala gelmişti. Ondan önce Ahmet Yıldırım da hocamız. Çok iyi gidiyorduk. Son haftalarda işte biraz kötü gidince hoca değişikliği oldu. Kemal Kılıç gelmişti. Ardından playofflara gittik. Ahmet'i eledikten sonra Kocaeli Birlik vardı. Kocaeli Birlik'i eledikten sonra finale kaldık. Ben bütün maçlarda full oynamıştım. Sonra maç günü final günü toplantıya gittik. Kadro açıklandı. Benim yerimde
Baktım ben yok. Biraz böyle şok olmuş gibi oldum. Çünkü yani o sene çok iyi geçti. Full oynamışız. Sonradan baktım işte Ersel arkadaşım var. Hala da görüşürüz. Çok severim kendisini. Ersel oynadı. İlk yarı işte biraz kötü geçmişti. Gümüşhane ile oynadı. Gümüşhane bayağı bir bastırdı. Atakları vardı. Sonra devre arası beni oyuna aldı hoca. Ben de işte girdim. Gol attım. Şampiyon olduk. Maçtan sonra Kemal Hoca diyor bana böyle. Ben sana demedim mi diyor. Sonradan seni alacağım şampiyon. Şey, golü sen atacaksın diye. Ben dedim demedin hocam. Ne zaman söyledin dedi. Yani Kemal Hoca ile öyle bir anımız vardı. Sonunu güzel bağladık ve şampiyon olduk. Ya o kaç taraftar? 15 bin, 20 bin taraftar. Hala YouTube'da videosu var o golün. Ve taraftarın hep bir ağızdan gol diye bağırması. Yani beni çok etkilemişti. Maçtan sonra da hayal gibi geliyordu yani. Orada şampiyon köşeyi Erzurumspor'da birinci lige çıkmak. Birinci lige çıktıktan sonra yine şampiyonluğa takım kuruldu. Erzurum sonuçta büyük camia ve her zaman şampiyonluğa oynar. Birincilikte de yani nasıl anlatayım? Çok güzel yine sezonumuz geçti. Az önce dediğim gibi evlilik sürecimde hani bir 7-8 hafta kötü gitmiştik. Sonrasında çok iyi bir seri yakaladık. Sezon sonuna da çok, yani her hafta değişik bir anısı oldu Erzurum'daki maçların. Yani bu maçı kazansak diyorduk şampiyonla oynayacağız. Maçı yeniliyorduk diyorduk ki şimdi küme düşme oynayacağız yani nasıl olacak diyorduk. Enteresan bir yıl geçirdik o sene. Yani son maça kadar dediğimiz her şey oldu ve çünkü Altın Ordu'nun yenilmesi gereken maçlar vardı. Biz o maçlarda enteresan şekilde yani yenildi. 2-3 maç üst üste yenildi ve biz gittik final oynadık Altın Ordu'yla. Beraberlik yarıyordu. Gittik berabere de kaldık. Sonradan finale kalarak Erzurum'da şampiyon olduk. Bu sefer de Süper Lig'e çıktık. Tabii orada da finalde yaşanan bizim kaleci Hakan Canbazoğlu yakın arkadaşım. Ya bizi aldı, şampiyonluğa getirdi yani orada. 4 tane penaltı kurtardı. Enteresan şeyler oldu yani finalde. Biz de inanamadık. Yani Erzurum'un 3. Lig'den Süper Lig'e kadar serüveni yani bilmiyorum ki var mı başka bir böyle bir anı daha var mı yani bir futbolcunun yaşayabileceği her şeyi orada yaşadım 3. Lig'den Süper Lig'e kadar. Süper Lig serüvenim orada da kötü geçti. Niye kötü geçti? Çok güzel gidiyordu kampta. Sonra Ankara Gücü'yle bir hazırlık maçı yaptık Erzurum'da kampta. Bunu da hiç ben sosyal medyaya yayınlamadım. Hani Erzurum'da benim yarım dönem geçti Süper Lig kariyerim ama hiç kendi açımdan zaten oynamak istemiyordum ama yani takıma bir katkı yapayım diye hocalarıma diyordum. Hocalarım da sağ olsun oyunu atıyorlardı ama olmuyordu yani. Benim yine sakatlık geçirdim kampta. Kemikte kırık vardı. Bir de bağlarda yırtık vardı ama yanlış tedavilerden, yanlış teşhislerden dolayı ben yarım sezon çok kötü sakatlıkla böyle sahaya giriyordum ama hiçbir şey yapamıyordum sahada. Bunu da sosyal medyada hani yayınlamak istemiyordum. Hani ben sakatım ama sakatsan oynamayacaksın. Benim hatam. Hepsi benim hatam. Yarım sezondan sonra işte Mehmet Altıparmak hocam Gazişehir'deydi. Orada olunca kendisi beni istedi. Ben de sakatlığı atlatmıştım. Gittim. Erzurum serüvenim orada bitti. Keşke o yarım sezon hiç oynamasaydım da sakatlığım düzeldikten sonra oynasaydım diye. O da bana o yaşta tecrübe oldu. Yani sonuçta ben orada 28-29 yaşındayım. Tecrübeli oyuncusun. Senin ağrın varsa, sakatlığın varsa oynamaman gerekiyor. Şimdi onu sağdaki, şeydeki, tribündeki insan bilmiyor ki bu çocuk niye böyle oldu? Süper Lig'e mi ayak uyduramadı? Yani böyle şeyler var bizim taraftarlarımızda. Bak Süper Lig'de olmadı diye. Süper Lig'de olmadı diye bir şey yok. O futbolcunun kalitesi varsa, eğer kendine de bakıyorsa, güçlü, kuvvetliyse Süper Lig'de de oynar, 3. Lig'de de oynar. Ben hepsini gösterdim orada. Yani bu da bizim 3. Lig'de oynayan gençlerimize de bir örnek olarak hani kendimi şey görmek gibi olmasın. 3. Lig'de şu anda oynayan gençlerin neden Süper Lig olmasın? Kendine güveniyorsa, çalışıyorsa, kesinlikle yeteneği de varsa Süper Lig'de çok rahat oynayabilirler ama güçlü olmaları şart yani. Oraya adapte olmaları zihinsel olarak da şart. Aslında şöyle, ben bu yaptığın davranışın bile bir fair play örneği olduğunu düşünüyorum. Evet, taraftarlar dışarıdan Erhan bir sakatlık yaşıyor, bunu bilmiyor ama sen sonuçta takımın için bir fedakarlık yapıyorsun yani sonuçta. Evet. Yapmaya çalışıyorsun. Ya sonra, ben o takımın sonuçta kaptanıydım. Kaptan olarak çıkmıştım ilk Konya maçına. Sonuçta ben Süper Lig'de oynamadım. O hayalle 3. Lig'den gelmişti Süper Lig'e kadar. Ben kaptanım takımda. Benim o gün ayağım çok şiş. Krampon olmuyor ayağım. Hocam diyor ki nasıl? Ben iyi diyorum ama
ayağım çok kötü yani, krampon ayağıma girmiyordu ama benim oynama isteğim vardı. Oynadım, olmadı. Sonradan girdik, olmadı. En son daha dayanamadım. Dedim ki burada ben ara vereceğim dedim. Tedavi şey, çünkü ilk defa böyle bir sakatlık yaşadım yani. Hani uzun süreçli oldu, geçmiyor. Ya orada bazı hatalar da oldu işte, hem benim hem başkalarının. Ama orada dediğim gibi yani bir futbolcunun orada kendini bilip oynamaması lazım, oturması lazımdı. Ben orada hata yaptım. Yani futbol hayatım boyunca yaptığım orada en büyük hatalardan biri oynamamdı yani. Hayattaki en zor şeylerden bir şeyi, tecrübeyi kazanmış tecrübe oldun kazandım. En azından. Aynen, böyle aynen. Pozitif bakalım biz çünkü, olaya. Çünkü yani bu da bir tecrübe olsun. Sahada eğer performansını veremiyorsan, hı-hı, hiç oynama, otur, sakatlığın geçsin. Sakatlıktan sonra güçlendikten sonra ondan sonra oynamak daha iyisi. Yani bu bizim amatör ruhumuz mu diyeyim ya da amatörlüğümüz mü diyeyim, ne dersen öyle de yani. Demeyelim yani. Ama biz yine fair play örneği. Çünkü bir zaman hareket çok diyelim. Çabuk geçiyor. Şimdi takımına bir katkı oluyorsun. Sağlamaya çalışıyorsun sonuçta. Evet, evet, kendinden fedakarlık veriyorsun. Evet. Sakatsın ama bir şekilde oraya katkı sağlamak tabii istiyorsun. Ki. Fair play örneği diyelim biz. Öyle geçelim. Aynen. Erzurumspor'dan sonra bu sefer Gazişehir, Gaziantep spor serüveninin oldu. Burada da yine Süper Lig'e çıktınız. Bize o yıllardan biraz bahsedebilir misin? Tabii ki. Dediğim gibi Erzurum'daki bir süreçten, Süper Lig'in ardından Gazişehir'in güçlü bir kadrosu vardı. Şampiyonluğa oynayacak bir kadrosu vardı ki oynuyordu, hı-hı, da. Oradan Mehmet Hocam'la konuştuktan sonra beni Adil Sani Konukoğlu Başkanım aradı. Konuştuktan sonra bana Antep'e gelmek istiyor musun dedi oğlum. Dedim ben gelmek istiyorum başkan dedi. Şampiyonluk yaşamak istiyorum dedim. Ve ardından Gazişehir'e gittim. Orada da kadrosu zaten çok güçlüydü. Kenar oyuncuları, 6 tane kenar oyuncusu, hepsi birbirinden yetenekli oyunculardı. Şimdiki bizim Oğulcan da oradaydı. Şimdi Galatasaray'daki Oğulcan. Hı hı. Hep yetenekli oyuncular vardı. Gittik. Orada da ilk 2'den çıkamadık ama playoff'tan penaltılarla kazandık. Hatay'ı yenerek. Güzel bir sezondu o da. Yarım dönem olmasına rağmen Antep'e çok alıştık. Çok güzel bir şehir. Orada da yemekleriyle, baklavalarıyla çok güzeldi. İyi beslendiniz. Evet, iyi beslendik. Şampiyon olduk. Yani hak ediyordu. Hak ediyor da bu liglerde kalmayı. Çünkü yönetim bazında özellikle. Hı-hı. Çok dürüst insanlar, çok iyi insanlar. Şampiyon olduktan sonra da orada da bir Süper Lig serüvenine, kampa başladık. Orada bir hoca değişikliği, Sumudika geldikten sonra. Hı-hı. Tabii ki biz hani alt ligden geldiğimiz için, yabancı hoca bizi tanımadığı için geldiğinde bazı imalarından dolayı söyleyeyim. Bir ön yargı mı vardı? Yani evet, olabilir ön yargı. Yani sonuçta Türk hoca değil, seni beni tanımıyor. Alt ligden geldiğimiz için. Belki devam etseydim, hani hoca söyledi kendi ağzından. Hani alt ligden çıktınız, evet iyi oyuncu olabilirsiniz, yetenekli oyuncu olabilirsiniz. Ama dedi işte transferlerimiz yapılması lazım işte. Bazı şeyler de oldu. Ben de kendim başkanıma çıktım. Başkan dedim hani ben ayrılmak istiyorum dedim. Öyle kendim konuşarak başkanla sağ olsun konuştuk, hallettik her şeyimizi. Oradan da güzel bir sonla ayrılmış olduk. Son olarak 6 ayda Süper Lig'e çıktınız ve profesyonel liglerde 7 kere şampiyonluk yaşadın. Bize 6 ayın şampiyonluk serüvenini anlatabilir misin? Tabii ki. Ondan önce Gazişehir'den sonra Akhisar serüvenim oldu. Hı hı. Orayı sonunu güzel bağlayamadık. Ya çok güzel bir sezon geçirdik orada da. Hı hı. Kulüp de çok güzeldi. Oradaki yöneticileri de çok iyi insanlardı. Hı hı. Güzel bir yerdi. Ardından Altay'a, tabii ki ben Akhisar'da oynarken, Altay'la da karşılaşırken hep içimde vardı. Altay'da siyah beyazlı çubuklu forma giymek. Gerçekten bunu istiyordum yani. Bu zamana kadar da dediğim takımlarda, oynamak isteyeceğim takımlarda böyle hepsinde oynuyorum yani sırayla. Çünkü diyordum hep sempatik geliyordu takımlar bana. Taraftarıyla olsun, camiasıyla olsun, böyle şehriyle, kentiyle. Sonradan Altay'dan teklif gelince ben hiç düşünmedim. Akhisar'la konuşarak sözleşmeyi hemen orada feshettik. Altay'a imza attım. Tabii imza attıktan sonra ben ilk anlaşanlardan biriyim. Sonradan işte başkanımızla konuşurken şampiyonluğa, bu sene şampiyon olmamız lazım. Bundan önce 3 sene playoff oynayamadık ama bu sene kesin ilk 2'den çıkmamız lazım. Konuşmalar oldu. Ben de kulübün içine girdikten sonra buranın büyük bir camia olduğunu gördüm ve anladım. Sonradan iyi transferler olmaya başladı. Takımımız kampına güzel hazırlandık. Lige de güzel başladık. Yani çok güzel, burada da çok güzel anlarımız oldu. Bir senede PTT birincilikte çok güzel anlarımız oldu. İlk 2'den çıkamadık ama
Yani sezon içinde de 3 hoca değişikliği oldu. En sonunda Mustafa Hoca geldi. Ardından playoff'a kaldık. Playoff'tan sonra işte bizim bir haftalık Beşiktaş kulübünde kampa girdik. Maçlarımızı İstanbul'da oynadık. İlk maç İstanbul içeride, ikinci maç İstanbul'da. Sonra final maçında zaten Olimpiyat'ta oynadık. Oradaki şampiyonluğumuz da apayrı bir şeydi ki o zaman da dediğim gibi yine aynı bizim Erzurum'un ikinci ligindeki olay gibi bir şey oldu. Ben yine Altay'da da full oynadım. Mustafa Hoca'nın taktiği, tekniği yani bizi Marco Paşa öyle ikimiz sonradan girdik oyuna 45. dakikada. Aynı Erzurum'da da 45. dakikada girmiştim. Oraya benzetiyorum burayı. Yani ikinci ara çok iyi oynadık. Hatta goller kaçırdık bayağı. Daha erken de bitirebilirdik işi. Ama 80'den sonra içimde bir his vardı. Hatta arkadaşlar da söyledi. Ya bak dedim 80'den sonra gol atarız dedim. Çünkü Altınordu çok iyi bir çok iyi bir takımdı. Genç takımdı ama yani saha içinde insan anlıyor bazen. Hani biz daha tecrübeli duruyorduk sahada yani. Ben diyordum biz ne kadar hani ilk yarı kötü geçti ama biz dedim tecrübemizle maçı kazanacağız diyordum yani. Ki herkes aynısını diyordu. İkinci yarı keza öyle oldu. Biz tecrübemizle sakinliğimizi koruyarak son hatta son 10 dakika hissettim. Ben hatta söyledik arkadaşlar birbirimize hiç bırakmayalım devam. Biz golü bulacağız. Ki o da kapelin ortası benim kafamla indirerek Marco'nun ince bir dokunuşuyla şampiyonluk geldi. Golden sonra hiçbir şey hatırlamıyorum zaten. Orada sevinç, tribünlerin uzun aradan sonra hani tribünlerle berabersin. Yani çok güzel bir anıydı benim için o şampiyonlukta. Maçtan sonrası olsun o yazın şampiyonlukla geçirmek apayrı bir şey yani. Sonradan Süper Lig serüveni de şimdiki olduğu gibi güzel geçiyor yani. Kariyerinde üçüncü lig, ikinci lig, birinci lig gibi şampiyonlukların var. Bu sene de Altay'da Mustafa Denizli ile bir ekolle, Mustafa Denizli gibi bir hocayla ligde şu an iyi konumdasınız. Senin kişisel hedeflerin olarak bu başarılara ek bir Süper Lig şampiyonluğu var mı? Yani şampiyonluğu hep aklımda getirirken zaten kulübümüzün içinde de şu an futbolcu kendisi İbrahim abi, İbrahim Öztürk. Kendisi Bursaspor'da şampiyonluk yaşadı. Arada oturup konuşuyoruz. Diyorum İbrahim abi yani biz çok iyi gidiyoruz. Böyle de devam edersek abi neden olmasın diyorum. O da diyor biz de böyleydik Bursaspor'da diye yani bu belli olmaz bu işler falan yapıyor. Ya, tabii ki çok Süper Lig apayrı bir lig. Dört büyük takım, birbirinden iyi oyuncular. Yani sezon sonunu nasıl getiririz, nasıl yaparız? Biz maç maç bakıyoruz. Çok iyi başladık lige. Sonradan iki maç kaybetmiştik işte Fener ve Konya'ya. Tekrar bir seri yakaladık. Bu hafta, geçtiğimiz haftada Galatasaray maçında yani kötü oyun sergiledik gerçi. Yani saha içinde de bir şey yapamadık fazla. Mağlup olduk. Keşke olmasaydık. Şimdi Karagümrük maçı var zaten bu hafta. Ona da yarından itibaren idmanlara başlayacağız. Karagümrük'ü en iyi şekilde geçmemiz lazım. 3 puan kesin almamız lazım ki çünkü Altay'ın büyük Altay'ın hedefleri her zaman büyük. İsminin önünde büyük olduğu için kendi hedefleri de büyük. Yani şampiyonluk başımıza deneyimli bir hocamız var zaten. Onun bize gösterdiği yolda en iyi şekilde ilerlemeye çalışacağız hafta hafta. Çünkü uzun bir periyot. Artık 18 takım yok zaten. Uzun periyot olduğu için sakatlıklar da çok oluyor. Yani her hafta her haftayı da tutmuyor. Bir hafta 11 çıkıyorsun. Diğer hafta 4 tane adam olmuyor. Ama bunlar bizi hiçbir zaman düşürmedi. Çünkü biz baştan sona kadar 11 kişi varsa sahada hepsi birbirinden değerli ve iyi oyuncular. Bu Altay kulübü içindeysen sen anında genci de olsa, yaşlısı da olsa hoca sana görev verdiği sürece onu en iyi şekilde yerine getireceksin ki bu süreç boyunca onu da bütün futbolcularımız, arkadaşlarımız yerine getirdi. Puan sıralamasında şu anda iyi yerdeyiz. Daha da iyi yerde olabiliriz ama. Şampiyonluk konusunda da sezon sonu göreceğiz yani en iyi şekilde bitirmek istiyoruz tabii ki en üst sıralarda nerede bitirebilirsek orada bitirmeye çalışacağız. Biz de size bu yolda başarılar Teşekkür diliyoruz. ederim. İnşallah en iyi yerde bitirirsiniz. Sevgili Erhan, birçok başarıya imza attığını görüyoruz. Profesyonel liglerde 7 şampiyonluk.
ve tüm profesyonel liglerde gol atan 3. futbolcu olma gibi başarılarım var. 3. ligde 23, 2. ligde 17, 1. ligde 34 ve Süper Lig'de de ilk golünle tanıştın. Bundan sonraki futbol ve futbol sonrası hayatındaki hedeflerin neler? Evet, onu ligde gol attıktan sonra bu hafta Galatasaray'ı internette ben de gördüm 3. ama yani sanırım daha fazla olabilir ya, bu şey bir şey değil. Tam da bilmiyorum tabii, ben araştırmadım ama sonrası, futbol sonrasına gelsek tabii ki futbolun içinde kalmak istiyorum yani. Hocalık şu anki düşüncem, evet hocalık, ama o zaman şartları nasıl olur bilemiyorum ama iyi de hoca olacağımı tahmin ediyorum. Yani. Sahanın içinde olmak istiyorsun yani. Sahanın içinde olmak istiyorum. Yani şimdi sahanın içindeyim, çok seviyorum. Sahanın içinde olmayı çok seviyorum. Her maçta oynamak istiyorum yani. Hı hı. Ya da oynamasam bile girip bir şeyler katmak istiyorum. Böyle. Hı hı. Yani çok seviyorum futbolu ve o yüzden futboldan sonra da başka bir işle uğraşacağımı düşünmüyorum. Yani futbolcu başka zaten bir işle uğraşamaz. Ne işle uğraşacak? Yani sahanın içinde olmak istediğin dediğim şu. Sahanın kenarı, evet, ve evet, içine aynı sayıyorum. Bir de derken, bir evet, spor yorumculuğu yapanlar vesaire. Yok, eski topçular var ya. Ben, öyle ben bir yapamam şey. Spor yorumculuğu gibi geliyor bana. Şimdi büyük konuşmayayım da. Ama sahanın tabii ki kenarında. 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 Orayı düzelteyim ben o zaman. Olmak isterim yani. Çünkü hocalarımız da söylüyor. Yani bak, burada olmak apayrı bir duygu diyorlar. Ben o duyguyu tatmak istiyorum. Şimdi futbol oynarken futboldan kopunca insan zaten bir afallıyor yani. Futbol bitince abilerimiz diyor ki yarın güne uyanıyorsun, idmana gitmiyorsun ya da maç oynamıyorsun. Bu da kaç yaşında oluyor? 36-37 yaşında, şimdi yaşlar ileride. Bak bizim İbrahim abi her gün uyanıyor, idmana geliyor. Adam 41 yaşında uyanıp geliyor. Şimdi bizim eski abilerimiz yani eskiden 30-31-32 yaşlarında futbolu bırakıyorlardı. Ben hatırlıyorum Akçaba Sebat'ta oynarken orada 32-33 yaşında futbol bitiyor derlerdi. Ama şimdi öyle değil. İnsan kendine bakınca. Modern futbolda. Tabii ki ekstralar çalışınca, beslenmesine dikkat edince, sahada görevini yerine getiriyorsa bence bu yaşa bakılmaması lazım. Yani bu zaten bizim Türkiye'de genelde oluyor. Yaşlandı zaten. Bir hata yapar, yaşlandı zaten, ama o adamın sadece hatasını kovalayan insanlar oluyor mesela. Halbuki sahada görevini yerine getiriyor. 90 dakikada olsa, 45 dakikada olsa. Onun küçük hatalarını kovalamayabilirsin. Çünkü onu gençler de yapıyor. Normal oyuncu da yapıyor. Ama işte bazı bakış açıları, yaşları 36-37 olan insanları işte yaşlanmış gibi, artık futbol hayatının sonuna gelmiş gibi değerlendirebiliyorlar. Yani ben futboldan sonra da iyi bir teknik direktör olacağımı inanıyorum. Yani o futbolun içinde kalıp başarılı olacağımı inanıyorum. Biz gözlerinde o ışığı, o enerjiyi görebiliyoruz. Güzel o zaman. İnşallah en güzel yerlere gelirsin İnşallah. Diye başarılar diliyoruz. Teşekkür sana. Teşekkür ederim. Kariyerinde birçok golüm var ve birçok şampiyonluklarım var. Bunu biliyoruz. Bunların hepsi senin için özeldir tabii ki de. Ama bunların içinden en özel alanını bize anlatabilir misin? Senin için en unutulmaz alanını bize anlatabilir misin? Evet. Yani hepsi böyle nasıl maçlar oluyor? Ya 90 artılarda olan goller oluyor. Erzurum'da bir tane maç vardı bizim 3. ligde. İlk yarının sonlarına doğru lider kapatmamız lazımdı ya da ikinci sıradaydık. O maçı yenilseydik yani 3'lere 4'lere düşüyorduk galiba. Hı hı. Hangi takım? Silivri olabilir. Dakika 90, tribünler fulldü. Hı hı. Dakika 90 olunca tribün boşalttı. Yarısı boşaldı tribünlerin. Hatta video YouTube'da da arada rastlıyorum ona. 91. dakikada gol attık. 2-1 oldu. 4 dakika uzatmıştı maç şey hakem. Tribünler tabii boşaltmıştı. %15'lik 20'lik kısım kaldı. 90+1'de attık. Sonra 90+2 taç oldu. Taç kullanıldı. Arkadaş arkaya sektirdi. Ben koştum, cezasından vurdum. 90+2'de 2-2 yaptık. O sıra tribünler içeri koşmaya başladı bir de. O şey. Maç başladı. Maçı tekrar şeye başladı işte, Silivri maça başladı. Santra yaptı. Topu kaptık. Araya atıldı. Ben kaleciden karşı karşıya kalacağım. Hakem offside kaldırdı. Sonradan maçı izliyoruz, videoyu. Offside değil. Offside ile alakası yok. Belki 3-2 yapacaktık. Oradaki attığım gol, ben ilk yani kariyerimin ilk başlangıcı, onu unutamıyorum. Sonra zaten ikincilikteki Gümüşhane maçında finalde attığım gol, onu hiç unutamıyorum. Yani o sonradan girip o golü attım. Yani birincisini ona koyuyorum zaten de. Öteki de unutamadığım, onlar hep aklıma geliyor çünkü böyle 90 artılarda olunca. Hı hı.
Sonra şeydeki unutamadığım goller aklıma geliyor. Akhisar'da Giresun'a atmıştım böyle. Hani çalımladım herkesi böyle boş kale atmıştım. Düşününce attığım gollerde o geliyor aklıma. Yine bir Giresun maçı. Geçen sene Altay maçı işte. Giresun'da Marco bana böyle çıkardı. Ben böyle dipledim. Arka tarafa doğru gol oldu. Hani güzel, enteresan, değişik gollerim oluyor ya. Ben de anlamıyorum da öyle enteresan goller oluyor yani. Onlar da biri sorunca bana sizin gibi direkt aklıma o goller geliyor. Başka da bu ilk golümü de unutamam bundan sonra. Ligdeki ilk golüm olduğu için. Güzel bir dokunuş oldu. Güzel bir yere gitti. Bir de eski takımım Galatasaray. Kalede arkadaşım Günay. Yani bunlar olunca insan aklına geliyor yani sorulan sorularda. Daha önce de beraber oynadığın ülkemizde sevilen isimlerden Mert Nobre ile bir takım arkadaşlığın oldu. Takım arkadaşlığı. Saha içindeki uyumunuz nasıldı Mert Nobre ile öncesinde? Şimdiki hoca oyuncu ilişkiniz nasıl? Tabii ki Erzurum'a ilk geldiğinde fizik olarak da kendisi zaten çok yapılıydı. Hala da aynı. Hiç bırakmadı çalışmasını yani. Hocayken de nasıl, futbolcuyken nasıl çalışıyorsa şimdi tabii o kadar olmasa da hala da kendini fit tutuyor, koruyor. Ben o zamanlar da söylüyordum, futbolculukken de söylüyordum. Yemesini içmesine çok dikkat ediyor. Şimdi bazen kaçırıyor ama onlar normal. Hoca artık kaçırsın zaten. Çünkü o zaman futbolcuyken kafeye falan çıkardı, hiç tatlı sürmezdi ağzını. Ben sorardım, sen ne zaman yiyorsun tatlı? Sadece maçtan sonraki günler diyor. Çok az diyor, işte ben çikolata var diyor, ondan yiyordum diyor. Sahanın içinde zaten maçtan önce hemen konuşurduk. Bak ben buraya koşu yaparsam ortayı sen kes. Zaten ortayı gözün kapalı kestin mi Nobre gidip bir şekilde vuruyordu yani, atıyordu golü. Ben diyordum Nobre'den sonra biz hangi forvetle oynayacağız diyordum da gol attıracağız. Çünkü çok enteresan özellikleri vardı. Atıyordun, tutuyordu. Orta kesiyordun, vurup gol atıyordu. Çok iyi bir forvetti. Hocalığı da iyi olacağını düşünüyorum. Şu anda Mustafa Hoca'nın yardımcısı. Hocalıkta da çok diyalogları çok iyi oyuncularla beraber. Aynı futbolcuyken nasılsa şu anda da diyalogları aynı. Güzel. Zaten taktik açısından da kendisiyle konuşuyoruz. İyi işler yapacağını düşünüyorum. Gençler Birliği'nde bir hocalık serüveni vardı ama istediği şeyler orada olmadı. Bana da anlattı bazı şeyler neden olmadığını. Ama iyi şeyler yapacağını düşünüyorum yani ilerleyen zamanlarda. Şimdi kimdir bölümümüz var. Sende en çok emeği olan teknik direktör kim? Şimdi bu kariyerime başlangıç olarak kendisi teknik direktörlük de yaptı öncesinde. Dediğim gibi İlter Kasap beni belki bu zamana kadar gelmemdeki en büyük faktördü. Çünkü o beni Akçaabat'tan, hani altyapımdan, orada oynadığım takımdan alıp Maraş'a getirendi. Çünkü o getirmeseydi beni sonuçta nereye transfer olacaktık, nasıl bir başlangıç olacaktı bilemiyorum. Başlangıcımın en büyük emeği odur. Kendisiyle her zaman görüşürüm. Buradan da selamlar kendisine. Sonrasında bana bu zamana kadar yani o şeyde bir ara var. Orada zaten hep kendim üzerine koyarak gittim. Sonrasında Erzurum'da başladı bu benim serüven. Yani bu nasıl diyeyim yani kendim şey gibi olmasın ama PTT Ligi'nde Mehmet Altıparmak geldikten sonra benim kariyer başladı diyeyim. Ondan öncesinde hani tamam oynuyorduk, şey yapıyorduk ama ondan daha sonra, genç oyuncu, evet, kariyerin tam şekillenmemişti. Ben üstüne koyarak gittim her zaman. Yani çünkü Mehmet Hoca geldikten sonra bana devamlı süre verdi ve inandı, güvendi. Ben de o güvenimi boşa çıkarmadım. Bana çok güvendi çünkü. Her maç oynattı. Her maçta ben de üstüne koyarak gittim. Başlangıcını Mehmet Altıparmak diyebilirim yani. Mehmet Hoca'ya da, İlter Hoca'ya da buradan selamlar olsun tekrardan. Oynadığın mevkideki en iyi Türk oyuncu kim? Bunları hiç düşünmedim de. Ama izlerken bazı yaptığı hareketler ön tarafta yani anlıyorum böyle o tabii genç yaşta şu anda, keşke ben de o zamanlardan hani bu ligleri yakalasaydım. Ben diyorum sonuçta o çok yetenekli oyuncu. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu. Çok yetenekli oyuncu. Daha da iyi olacak, üstüne koyacağını da düşünüyorum yani. Hem onun fizik ve atletik yapısı da daha iyi. Düşünceleri önceden düşünüyor. Böyle izlerken onu ayrı izliyorum. O da 3. ligden Erzincan'dan Galatasaray'a gitti. Şu an kenar mevkisi. O çocuğu beğeniyorum yani.
çok iyi oyuncu daha da üstüne koyarak gideceğine inanıyorum. Oynadığın mevkideki en iyi oyuncu kim? Türk değil bu sefer, en iyi oyuncu. Yabancı dünya, da olabilir. Dünyadan, evet. Türkiye'den. Türkiye'de ve dünyada. Dünyada yani bilindik oyuncular zaten. Bunları söylemek gerek yok. Apayrı onlar yani. Türkiye'de? Neymar, Messi, Ronaldo. Türkiye'de Enkudu'yu beğeniyorum. Yani tabii o sağ ayak ama sol taraf oynuyor. Onun içe kat etmeleri, içe dışa iki ayağında kullanıyor. Driplingleri. Evet, driplingleri çok iyi. Yani yabancı oyuncu olarak onu beğeniyorum. Seni en çok zorlayan defans oyuncusu kim? En çok zorlayan. Yani aklıma gelen bu soru bana daha öncelerden de gelmişti. Yani birincilikte oynarken şimdi Galatasaray'da Oğuz'la hiç karşılaşmak istemiyordum. Oğuz Ceylan. Şu an Galatasaray'da. Birincilikte onunla karşılaşmak istemiyordum. Böyle çok, o da atletikti böyle. Maraş'ta birincilikteyken ilk zamanlarda Ali Tan Doğan. Tecrübesiyle zaten her şeyi yapıyordu. Evet. Üstünlüğü takımlarda da oynamış. Evet. Üstünlüğü kuramıyordu. Şimdi bizim de biz de tecrübeli olduğumuz için hani bazen kendini bek oyuncusuna atmıyorsun mesela. O yüzden fazla benim stilim gereği fazla bek oyuncularıyla işim olmuyor. Ben daha çok içerilerde top almayı seviyorum. Hani kenarda alıp kullanmayı değil de içerilerde alıp öyle kullanmayı daha çok sevdiğim için. Şu anda bu hafta Rize maçında mesela Mustafa Hoca beni dedi ki sol taraf mı oynamak istiyorsun, sağ taraf mı oynamak istiyorsun? Dedim sol tarafta oynarım hocam. Dedi karşındaki dedi çok güçlü, kuvvetli, hızlı oyuncu. Dedim fark etmez hocam dedim, yani fazla işim yok onunla benim zaten dedim. Fabrizio kendisi sakatlandı işte. Evet, pozisyon. Yani dediğim gibi ben oralarda geleceğiz. İçerilerde olduğum için böyle topu daha çok içerilerde istediğim için bek oyuncularla fazla şey olmuyorum yani, ikili mücadeleye girmiyorum. Ama eskiden çok çok giriyordum ve aklımda benim Oğuz Ceylan kaldı. Oğuz Ceylan diyelim. Evet. Seni en çok zorlayan kaleci kim? En çok zorlayan kaleci, yani zorlayan kaleci demeyeyim de, çünkü biz vururuz. Ya gol olur ya olmaz. Ama bir maçta en çok gol kaçırdığım maçı söyleyebilirim. Kaçırdım derken kaleci tabii ki iyi kalecilik yaptı, kurtardı bütün hepsini. Aklımda kaldı o maç çünkü. Sonra da maçtan sonra da izledim özeti, maçın içini falan. Sayısız gol pozisyonu çıkarmıştı o maçta. Hı hı. Takımlar da kötüydü, küme düşmüşler miydi hatırlamıyorum ama Manisa, Göktuğ Bakırbaş kalede. Hı hı. Yani bayağı sayısız bir gol pozisyonumu çıkarmıştı. Bir de Akhisar'da ben oynarken Erzurum'da Seyit çok beğeniyorum zaten. Seyit o zaman da çok iyi kalecilik yapmıştı. Yani o maçta da gol atamamıştım. Her maç atıyormuş gibi o maçta gol atamamıştım dedik ama yani o çok iyi toplar çıkarmıştı yani. Ben Erzurum'dayken de zaten sahaya çıkarken diyordum, bir puan garanti gibi görüyordum yani. Çok iyi galeciydi çünkü. Şut çekiyorsun sert ama adam bir şekilde çıkarıyordu yani. Çok iyi galeci. Ama dediğim gibi Manisa'daki Göktürk Bakırbaş o maç çok iyiydi. Yani zorlayan diyorsun ya. En çok o zorlamıştı o zaman. Kariyerinde Erzurum, Trabzon, Maraş, Antep gibi değişik değişik iklimlerde, şehirlerde oynadın. Şimdi İzmir'desin. İzmir'de nasıl bir hayatın var? İzmir. Yani İzmir öteki şehirlerden apayrı bir şehir. Çünkü iklimiyle çok sıcak. Şu an kış aylarına girdik. Yine hava sıcak. Erzurum'da bu aylarda kar yağıyordu zaten. Biz İstanbul'da donarak geldik. İstanbul'da siz donarak geldiniz. Oynadığım iklimlerin arasında tabii ki burası güneş, çocuk var mesela. Şimdi dışarı çıkarabiliyorsun rahat rahat, çocuk gezebiliyor. Ulaşımı kolay. Yani büyük şehir. Öteki şehirlerin de tabii çok güzel yanları var. Şu an İzmir'deyim. Çok mutluyuz ailemizle beraber. Onlar da burada mutlular. Onlar mutluysalar biz de mutluyuz. Kulübümüzde güzel olunca, iyi gidince, istediğin şehir olsun fark etmiyor. Yeter ki mutlu, huzurlu ol. Bizim için yer önemli değil futbolda. Yani nereye çekerlerse oraya gideceğiz. Yani nasip kısmet diyelim bu işler. İzmir'de en çok hangi yemeği seviyorsun ve hangi mekanda çok gidiyorsun? Altay Spor taraftarının seni görebilme şansı olan mekan neresi? En fazla görebileceği yer?
Şimdi kahvaltıdan gelebilme şansı olan yer. Şimdi kahvaltıdan geliyorum. Büyük ihtimalle orada görür. Niye? Şimdi çocuk var. Çocuklu olunca gideceğin yerler de artık değişti. Alıp eşini bir yere gidemiyorsun. Bir kafeye gidip oturamıyorsun. Çocuk durmuyor çünkü. Eve de bırakamıyorsun birini. Hani dursun sene diye ağlıyor. Alıştı bize. Forumda şimdi kahvaltı mekanı hani isim verince siz keser misiniz bilmiyorum. Tuzu Biberi diye bir kafe var. Oranın çocuk hani parkı var. Orada kahvaltı yapıyoruz. Hani eşimle bir kahve içmesek, kahve içmek istesek Alsancak'a geliyoruz işte. Starbucks'a bir kahve içiyoruz. Yani dediğim gibi çocuklu olunca fazla kaçamıyorsunuz. Güneş olunca işte kordonda gidip oturuyorsun. Sandalyeni alıp oturuyorsun. Çayını kahveni alıp. Dediğim gibi iklim şartları iyi olunca dışarılarda eşim de o şeylerde iyi. Araştırıyor. Nerede park, bahçe var böyle, yeşillik var. Açık hava. Açık hava var. Güzel ya. Hava güzel olunca sandalyelerimiz var. Eşim evde kahve yapıyor. Kek yapıyor. Gidip oturuyoruz. Çocuğu bırakıyoruz. Oynuyor. Yani bu gibi yerlerde gezebiliyoruz yani. Yani sokakta yürürken Erhan Çelenk'le rastlaşabilmemiz çok büyük bir tesadüf olmaz herhalde. Aynen aynen. Tabii ki bu Alsancak'a geliyoruz. Alsancak'ta kafelerde eve eşim evde olunca ben idman bitince mesela bir kahve içmeye geliyoruz yani Alsancak'ta. Maça çıkmadan önce bir totemin var mı? Maça çıkmadan önce totemim eğer gol attıysam bir hafta ondan sonraki hafta aynı şeyleri yapasım geliyor yani. Hani çok olmasa da mesela ayakkabımı bağlarken, bağcıklarını bağlarken ettiğim dualar var. Maça çıkmadan ettiğim dualar var. Sağ ayakla maça çıkarım. Oturduğum yerde mesela çoraplarımı işte şortumu hep malzemeci koyar bir köşeye. Ben alırım. Bazı köşeler var. Oraya gidip koyarım. Hani düzeni istiyorum orada. Düzen olsun. Hep öyle istiyorum. İdmandan önce bazı hareketler var. Eğer yendiysek aynı hareketleri yapıyorum. Otobüse bindiğimde müzikleri işte aynı müzikleri dinliyorum. Yani var böyle enteresan da anılarımız, totemlerimiz oluyor maçtan önce. İşte tedavi olurken hani maçtan önce bir yerini sardırırken geçen hafta çok güzel geçtiyse yine aynı şeyleri yaptırıyorsun. Ya bu çoğu futbolcuda olur ya. Altay'da çok ateşli bir taraftar grubu var. Bu taraftarlar sizi nasıl etkiliyor? Birincilikte geldiğimde tabii taraftar yoktu. Sessiz sedasız maç oynanıyordu. Ama şimdi Süper Lig'de taraftarla başladık. Ve içerideki maçlarda özellikle tabii ki bizi itici kuvvet olarak çok iyi destekliyorlar. Maçın sonuna kadar bağırıyorlar, desteklerini esirgemiyorlar. Biz de maçtan sonra içeride Allah'a şükür galip geliyoruz. Ve onlarla beraber kutluyoruz. Bu bize ayrı heyecan katıyor. Ayrı bir motive ediyor. Çünkü bir senenin ardından şimdi bir itici kuvvet, taraftarın olması, maçta o görüntü, o ses olması bizi çok iyi yönde etkiliyor. İnşallah da bundan sonra böyle bir pandemi gibi bir problemle karşılaşmayız ve İnşallah. Daha çok da olarak Türkiye'de de artık full statlara oynayarak devam ederiz. Peki taraftarın sana karşı ilgisi nasıl dışarıda gezerken vesaire karşılaştığında taraftarın ilgisi nasıl sana karşı? İyiler, çok iyiler. Sosyal medyadan da bayağı bir takip ediyorlar. Takipçi olarak da bayağı bir arttılar. Yazıyorlar hani cevap veremiyorsun ama sahada cevabı veriyoruz onlara inşallah biz. Çünkü gerçekten Altay'ı, Büyük Altay'ı bayağı bir benimsiyorlar. Daha apayrı bir taraftar kitlesi mi var diyeyim, ne diyeyim yani. Çok böyle iyi insanlar. Futbolu yaşayan bir yaşıyorlar. Şey. Zaten yaşayan çok eski. Eski evet, köklü. Köklü yani. Eski taraftarlar böyle yaşlı amcalar daha çok seviyorlar. Böyle yaşlı nineler. Yani enteresan geliyor bana. Şimdi buraya gelince Büyük Altay olduğunu yavaş yavaş şimdi daha çok neden anladım. Neden Büyük Altay olduğunu buraya geleceğim. Geçen sene taraftarı yoktu mesela. Burada oynayan arkadaşlarım şey yapıyordu. Ben diyordum ki şu an tamam kulübün içinde eski camia olduğu evet görülüyor ama hani taraftar yok ki onu fazla hissedemiyordun ama şimdi gerçekten onu hissettiriyorlar. Her haftada daha fazla hissediyoruz yani. Dışarıda artık sokakta da insanlarla karşılaşınca konuşurken, bizi yolda tutup çevirirken biz de artık sohbet etmek istiyoruz yani. Çünkü anlatıyorlar eskileri.
Çok güzel oluyor. Ben de o kulübün içinde olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Çok yakın zamanda Dünya Fair Play tarihine de geçmiş, geçecek diyelim. Çok örnek bir davranış sergiledin. Fabrizio'nun sakatlığını görünce gol atma imkanının olmasına rağmen topu taşa attın. Demeçlerinden de görüyoruz ki çok bize yakışmazdı gibi bir demeçlerin oldu. Bu senin nasıl bir karaktere sahip olduğunu aslında bize gösteriyor. O anları bize tekrardan anlatabilir misin? Evet, dediğim gibi hani bunun öncesi hani Mustafa Hoca ile bizim bir diyalogumuz oldu. Sağ tarafta hani güçlü, kuvvetli, süratli birisi var. Ligin belki de en süratli oyuncusudur yani. Çünkü ben böyle bir şey görmedim yani maçın içinde. Her yerden yetişiyor, koşuyor. O pozisyon da öyle oldu. Önüme atıldıktan sonra arkadan geldi bayağı. Yetişti, topu aldı. Böyle içeri doğru ayağıyla dürterek giderken arka adalesini tuttuğunu gördüm. Ben de pozisyonu önüme aldım topu. Oradan koşan iki arkadaşım vardı. Onları da gördüm. Hani aklımdaki düşünce onları çıkarıp boş kale attırmak gibiydi. Onu görünce ama o an tık etti kafama. Yani dedim ki olmaz dedim bu golü attıktan sonra. Yani düşünebiliyorsun bazen hani şimdi bu kadar sayıyorum ama. Çok hızlıca. Anlık, evet anlık o futbolun içinde. Çünkü zaten saliselik futbol. Orada düşündüm hemen ki gol olursa yani yakışmaz. Olmaz bu dedim gol yani. Adam zaten top ondaydı. Sakatlandı bana geldi top. Ve orada hiç tereddüt etmedim. Döndüm taca attım. Ben normal karşılayacağını düşündüm oradan. O sıra Gökhan abi geldi. Öyle tebrik etti işte aferin onu falan gibi. Sonra tribünler de alkışladı. Sonra orada dedim ki herhalde yani ben iyi bir şey yaptım. İyi bir şey yaptık dedim. Normalde hep olur hani biri sakatlanır ama tehlikeli pozisyon olmaz. Dışarı atarsın normal karşılanır. Ben öyle hissettim ama hani bizim pozisyon tehlikeli olduğu için demek ki daha böyle daha bir değerli oldu. Değerli oldu gerçekten. Sonradan orada Rize'de konuşulurken o sırada TT olmuş yani birinci sıraya gelmiş, dünya futbolunda konuşulmuş, bir sürü sayfalar paylaşmış. Telefona bir baktım yabancı numaralardan yabancı numaralar alıyor. Ne alaka dedim yani bir sürü şeyler falan. Sonra arkadaşlar dedi işte TT olmuşsun işte bak hareketten dolayı. Orada da röportajlarımızda söyledik. Yine de söylüyorum hani öyle bir şey hani boş kale olsa atsak ne olacak ki? Maçı zaten kazanmışız. Bu sefer daha iyi oldu yani. Maçtan sonra da diyorum ki bazı arkadaşlar oraya bunu diyor işte ilk maçında hani oynuyorsun 11 attırsana golü işte şey yapsana. Ya dedim, zaten yendik dedim yani attırsam golü yensek ne olacak dedim yani bu sefer daha şey olacak yani diyecekler ki yok sakatlandı şey oldu falan filan. Yani öyle şey yakışmaz bize attırdıktan sonra benim için rahat etmezdi ki orada ya. Ama bilmiyorum benim için rahat etmezdi ben biraz böyle duygusalım bu şeylerde. Ama çok arkadaşım da diyor ki ben diye affetmezdim diye atardım golü diye. Dedim sen atarsın ben atamam. Hatta akşamda Twitter'da yine şey oldu. Portekiz'de bir tane ligde oldu. Benim pozisyonuma yakın diyeyim sana ama biraz daha uzak. Hani tehlikeli pozisyon değil. Aynı pozisyon böyle adam sakatlandı. Çocuk dışarı attı. Bir tane sayfa paylaştı. İşte Portekiz'den anlamlı hareket Erhan'a selam olsun. Ben de karşılık verdim. Aleyküm selam diye iyilik kazanacak dedim Twitter'da. Orada da bayağı bir şey oldu. Beğenildi. Retweet yapıldı. Güzel. Ben başlangıç yaptım. İnşallah o bizden görmüş de yapmıştır. Başkası ondan görür yapar. Böyle i̇yilik böyle bir şey. İyilik böyle bir şey. Aslında olması gereken şeyleri biz ne yazık ki çok hasret yani kaldık. Yani futbolu kötüleştirmiyor. Hani bazen yorumlar olur. İşte ne katacak falan filan gibi şeyler oluyormuş. Hani ben olsam o golü atarım. Ya da atılması lazım sakatlandıysa sakatlandı ya bu bize bir şey katmaz ki ne katacak kesinlikle. Yani insanlık olarak belki oradan bir anlam alırız hani futbol açısından olmasa sporu insanlık olarak belki hani arkadaşın yerde yatıyor sen devam ediyorsun gibi. Maç 90 dakika 90 dakika bitiyor ama sen evet. Sürekli hayatın içindesin evet, insanlık hayat her zaman yani bu herhalde. Sonuçta sadece futbol değil insanlık. İnsanlık adına da iyi bir şeydir bence. Tekrar seni tebrik ediyoruz. Teşekkürler. Sağ içinde Gökhan Gönül başta olmak üzere birçok futbolcu, birçok dışarıdan da kişiler seni tebrik etti. Maçtan sonra Fabrizio seni aradı mı? Teşekkür etti mi sana? Veya ne bileyim duygularını paylaştı mı? Bunları bize anlatabilir misin? Yok yani sonuçta onun beni aramasına gerek yoktu ki yani. Ben maçtan sonra öyle konuştuk, şey yaptık tercüman ile beraber. Yani yapılacağını yaptım ben orada. Arayıp bir şey demesine gerek yok. Ne diyecek yani orada teşekkür ederim demesine gerek yok. Sonuçta bu Rize Spor ve Altay Spor Kulübü için de çok önemli olan bir konu.
Burada Altay Kulübü'nü ben temsil ediyorum. O da Rize Spor Kulübü'nü. Yani iki kulüp arasında da diyalog olmuştur. Beni başkanım aradı, yöneticiler aradı, önde gelenler aradı İzmir'den yani. Futbol Federasyonu Başkanı başkanımızı aradı, konuştu. Yani güzel oldu, teşekkür ederiz falan. Yani böyle şeyler oldu. Ama Fabrizio öyle öyle telefonla bir muhabbetim olmadı yani. Rize maçından sonra dünya basınında da çok büyük bir yer buldun. Sen aslında karakterini yansıtarak olması gerekeni yaptın ama maçtan o andan sonra bu kadar olayların bu kadar büyüyebileceğini, dünya basınına kadar yansıyabileceğini tahmin etmiş miydin? Hayır tabii ki de. Maçın içinde bile aklıma gelmedi. Hani maç bittikten sonra soyunma odasına girdim. Arkadaşlar dedi işte telefonu gösterdi böyle baksana diyor işte 6. 7. sıradasın, 1.'ydin falan filan dedim. Ne oldu o kadar? Bir açtık her yerde paylaşılmış, şey yapılmış. Sonradan işte yabancı sayfalar Twitter'dan paylaşmış. Sonradan işte hani o hafta içi Beinsport, Ansport, Eltespor hepsine canlı bağlandım. Dediğim gibi burada söylediğim şeyleri söyledim. Yani normal, benim için normaldi bu. Ama bu kadar da konuşulması, bu da güzel oldu benim için de. Liderlik ettiğim için, öncelik ettiğim için böyle bir davranışa. Kendi adıma mutluyum. Ailem de gururlandı. Annem babam aradı. Sonuçta beni yetiştiren onlar. Beni nasıl yetiştirdiyseler öyle devam edeceğim sonuna kadar. Maçtan sonra Altay Başkanınız Sayın Özgür Ekmekçioğlu beyefendi senin hakkında çok övgü dolu sözlerden bahsetti. Ailene ve ilkokul öğretmenin Sayın Cevdet Uzunali Bey'e çok teşekkürler etti. Sevgili başkanım bu sözleri hakkında neler söylemek istersin? Evet, Özgür Başkan böyle şeylere önem veren birisi zaten. Gittiğimiz illerde de yani Büyük Altay'ı hep iyi karşılıyorlar. Taraftarlar da iyi karşılıyor. Hiçbir öyle kavga, gürültü olmadı şu zamana kadar. Özgür Başkan bana bu fair play'den dolayı da kendi adına bir tane sembolik bir hediye takdim etti. Kendileri de kulüp için benim ilkokulum ve şu anda futbol arkadaşımdı. Şimdi beden öğretmeni kendisi. Benim köyümde, köyümün komşu köyünde okulu var. Durum olmayan öğrenciler var. Oraya bana söylediler hani kampanya şey yapalım, destek verelim dedi. Ben kendilerini konuşturdum. Çok teşekkür ederim. Yani böyle bir düşünce akıllarına geldi ve uyguladılar. Uyguluyorlar da. İhtiyaç listesini aldılar. Oradaki durum olmayan öğrencilere destek veriyorlar. Verecekler de. Çok güzel bir başlangıç olur inşallah bu. Yine bir Özgür Başkan sayesinde ve devamı olur. Çünkü çok ihtiyacı olan öğrenciler var. Bu benim bu fair play'den dolayı ilkokulumda öğrenciler destek görecek. Ne güzel bu başlangıç, bak daha değişik şeylere de. Evet, iyilik bulaşıcıdır diyorlar ya. İyilik bulaşıcıdır, inşallah da böyle devam eder yani. Bir fair play'den durum kaç olmayan öğrenciler. Evet, evet, mutlu olacak. Mustafa Denizli Hoca'nın o golü atsaydın seni dışarı alırdım gibi bir demecini paylaştın maçtan sonra. Altay'da da gerçekleşen aile ortamı, güzel bir aile ortamınız ve herkese pozitif yaklaşan, kimseyi kırmamaya çalışan bir futbolcu ve kulüp profili var. Bize kısaca bu ortamı anlatabilir misin? Maçtan sonra kulübe gelmiştik. Biz maçlardan sonra kulübe gelerek 5-10 dakikalık böyle bir toplantı yapar Mustafa Hoca bizimle. Toplantıdan sonra dışarı çıktık. Ben arabama binerken, kendisi de arabasına binerken neden atmadın golü falan yaptı böyle. Dedim hocam bize yakışmazdı gol ya, dedim orada atsak bir şey olmazdı. O da zaten esprisine de dedi ki gol atsaydın seni o anda dışarı alırdım dedi işte. Dedim hocam bize yakışmazdı zaten. Kendisi de çok zaten futbol yaşantı zamanında çok önde gelen isimlerdendi. Karakteriyle, kişiliğiyle, centilmenliğiyle ön plandaydı. Futbolculuğunu zaten saymıyorum. Biz de örnek alıyoruz. Yani Büyük Altay, Mustafa Hoca şu anda bence çalışabilecek en iyi kulüplerden birinde çalışıyoruz yani. Son olarak Altay taraftarına söylemek istediğin bir şeyler var mı? Demek istediğim aynı bu zamana kadar bizi çok desteklediler.
ve hep güzel destekleri de bulundular. Hı hı. Maç öncesi, maç sonrası, maçın içinde desteklerini gerçekten sonuna kadar bağırarak olsun, destek verir olsun. Hep hissettirdiler sahada. Rakibe de, bize de hissettirdiler. Bundan sonra da inşallah biz onlara sahada galibiyet ve mücadelemizle sonuna kadar, son dakikaya kadar, terimizin son damlasına kadar savaşacağız. Onlar da zaten bizi 90 dakika destekliyorlar. Desteklemeye devam etsinler. Desteklemeye devam etsinler. İnşallah lig sonunda da çok güzel yerde bitireceğiz. Erhan, sosyal medyada da takipçilerimiz var sıkı, seni takip edenlerden. Sosyal medyadan şöyle bir soru gelmiş sana. İlk önce selamlarını iletiyor. Evet. Süper Lig'de şampiyonluk yarışında kimi favori gördüğünü, merak ettiğini soruyorlar. Bakın, sizin sorularınız gayet böyle şeydi yani. Açıklardım onları da. Şimdi kendi bulunduğum ligde böyle bir soruya cevap veremeyeceğim. Sonuçta biz de şampiyonla oynuyoruz şu anda. Tamam, direkt biz diyebilirsin. Biz derim o zaman yani. Tamam. Direkt kendimizi yaptık. Tamam, biziz abi. Bitti. Mert Ali Güneyli'den bir soru gelmiş sosyal medyadan. Mustafa Hoca hakkında neler düşündüğünü çok merak ediyormuş. Onlar röportajımızda da söyledim. Dediğim gibi yani futbolculuğu zaten anlatılmaz. Bir sürü yaptığı futbol hayatı boyunca attığı goller, asistler zaten geçen muhabbetimiz oldu. Hocam var mı videoların diye de TRT Spor arşivlerinden bayağı bir araştırılıyor. Bulundu ama hepsi bulunamadı. Çünkü çok da golü, asisti var. Öyle sadece anlatabiliyor bize yani attığı golleri, ayak dışı gollerini, frikiklerini falan. Karakterini zaten anlatamam. Eski videolarda, röportajlarını dinleyerek Mustafa Hoca'yı daha çok böyle hani futbol zamanında tanımaya çalışıyoruz. Şimdi çok saygı duyduğumuz bir kişilik, hocalığından şu anda ben sonuçta futboldan sonra hocalık düşünüyorsam şu anda tecrübelerinden yararlanıyoruz. Bu bizim için çok büyük bir şey yani. Bunu ancak burada yapabilirdik. Başka bir yerde sağlayamazdık. Yani Mustafa Hoca'yla bir saat bile dışarıdan bir insan sohbet etse büyük tecrübe kazanır diye düşünüyorum. O kadar futbolda böyle kemikleşmiş bir hoca. Mustafa Hoca'ya da selamlar, başarılar diliyoruz tekrardan. Sosyal medyadan Asım Altay bir soru değil de sana bir teşekkürlerini iletmiş. Onu okumak istiyorum. Benim sorum yok. Sadece Erhan bize yaşattığı şampiyonlukta büyük payı olduğu için teşekkür ediyorum diyor. Kazandığı para anasının ak sütü gibi helaldir demiş. Biz de bunu aynı şekilde sana okuyalım, iletelim istedik. Teşekkürler, sağ olsun. Taraftarımıza da teşekkür ediyoruz. Buradan selamlar. Selamlar olsun. Erhan, çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür sağ ol. Bu kadar vakit içinde bize de zaman ayırdığın için çok sana teşekkür problem ediyoruz. Yok. Az sonra eşim bekliyor da çocukla beraber. Yengeyi de beklettik. Problem yok. Çok sağ ol tekrardan. Ben teşekkür ederim. İnşallah siz de böyle sonuçta ilden, İstanbul'dan geliyorsunuz. Uğraşmışsınız. Burada arka planda olan arkadaşlarımız var. İnşallah ben de size destekte bulunmuş olurum ve çok sağ ol. Güzel çok takipçileriniz, sağ ol. İzleyenler bu arada takip etsin. Öyle mi diyorsun? Takip edip sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Daha güzel şeyler yapacaklarına inanıyorum. Çünkü konuştuk, muhabbetini yaptık. İnşallah sizin açınızdan da her şey güzel olur. Senin de desteklerin bize çok önemli tabii ki de. Çok teşekkür ederiz desteklerin için. Çok sağ ol. Sağ olun. Erhan Çelenk ile olan sohbetimizin sonuna geldik. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz ve bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. O çıkar yakında ya. Yine atan goller bence. Çünkü 3 değildir ya. Yani zor bir şey değil bence. Abi testler mi ara istiyorsan sen de. Yanlış düşünmesin. Röportajda Emelike. Diyor ki ilk 6 soru bu kadar sürdüyse öteki nasıl sürecek? Başka kim var, siz söyleyin. Vallahi bir şey yapalım.